Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Ayvaz. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Adını ilk ayetine oluşturan iki harften almıştır. Hazreti Peygamber tarafından da bu adla anılmıştır. Yasin suresinde İslam akadinin üç esasını teşkil eden tevhid, Allah'ın varlığı ve birliği, nübüvvet, peygamberlik görevi ve ahiret konuları ile tabiatın mükemmel kuruluşu ve işleyişinden deliller getirilerek anlatılır. Bu arada iman-küfür mücadelesi çerçevesinde geçmiş kavimlerden ibret verici örnekler zikredilir. 4 bölüm halinde incelenmesi mümkün olan surenin 1. bölümünde ana konu Hazreti Peygamber'in nübüvvetinin ispatı ve Kur'an'ın vahiy ürünü oluşudur. Kur'an'a yemin edilerek Hazreti Muhammed'in Allah'a ulaştıran yol, sırat-ı müstakim üzerinde bulunan peygamberlerden olduğu, Kur'an'ın da gafletten bir türlü kurtulamayan kitleleri uyarmak amacıyla Allah tarafından indirildiği ifade edilir. Ancak gönüllerini ilahi gerçeklere açmayan, Cenab-ı Hakk'ı anıp kalpleri ürpermeyen ve iradelerini hak dine yönlendirmeyen insanların bütün uyarılara rağmen iman etmeyecekleri bildirilir. Surenin 2. bölümü kendilerine hak dinin tebliğcilerinin gönderildiği bir yerleşim yeri halkının Ashabül Karye kıssası hakkındadır. Bu yerleşim yerine önce iki tebliğci gelmiş, ardından bunları destekleyen üçüncüsü gönderilmiştir. Ancak şehir halkı elçilere yalancı demiş, kendilerine uğursuzluk getirdiklerini ileri sürmüş, tebliğden vazgeçmedikleri takdirde işkenceyle öldürüleceklerini söylemiştir. O sırada şehrin uzak yerlerinden gelen bir kişi halkı iman etmeye teşvik ederken kendisi de iman etmiş fakat inkarcılar tarafından öldürülmüştür. Nihayet o yerleşim yerinin halkı korkunç bir sesle helak edilmiştir. Kıssanın nakledilmesindeki maksat şudur. Misal verilen şehrin halkı nasıl inat ve ısrar içinde peygamberlere karşı gelmişlerse, Mekke'de müşrikler de aynı inat ve ısrarla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi inkar ediyorlardı. Onlarla elçiler arasında yaşanan tartışmalar hemen hemen aynı muhteva içinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile müşrikler arasında yaşanıyordu. Dolayısıyla aynı yolu takip edip inatlarında ısrarlı oldukları takdirde müşriklerin sonu da misal verilen o şehir halkı gibi olacaktır. Ayrıca Kur'an'ın anlattığı ve her çağda benzerlerin yaşandığı bu örnekleri ondan ders alan müminlerin kendi yaşadıkları hayatı uygulamaya ve ondan gerekli olan dersleri çıkarmaya çalışmaları gerekir. Kafirler ya da zalimler doğruyu, hakkı savunan insanları yok etmek isteyeceklerdir. Surenin 3. bölümünde insanların hayatlarını sürdürdükleri yeryüzünün besleyici özelliğine, gece ile gündüzün, güneşle ay arasındaki düzen ve ahenge, yeryüzündeki çiçek, bitki ve benzeri şeyler, ayrıca insanlar ve insanların henüz vakıf olamadığı nice canlı arasındaki tozlaşma ve döllenmeye, gemilerin denize batmadan seyretmesine temas edilerek Allah'ın birliği ve yüceliğine dikkat çekilir. Bütün bu delil ve işaretlere rağmen inkarcıların dini gerçeklerden yüz çevirdikleri ifade edilir. Yasin suresinin 4. bölümü ahiretin varlığı ve ahiret aleminin tasvirine dairdir. Burada kıyametin ansızın kopacağı bildirildikten sonra vuku hakkında kısaca bilgi verilir. Ardından cennetin tasvirine, cehennemliklerin bedbahtlığına değinilir. Onların dünyada iddia ettikleri gibi Kur'an'ın bir şair sözü değil, vahiy ürünü olduğu zikredilir. Dünya hayatında insan türüne verilen nimetlerin bir kısmı sayılır. Buna rağmen inkarcıların kendilerine hiçbir fayda sağlamayan putlara taptıkları belirtilir. Surenin son ayetlerinde görünürde spermden meydana gelen insanın dünyaya geliş şeklini göz ardı ederek çürümüş kemikleri kim diriltecek diye soran inkarcıya ilk defa yaratmış olan diriltecek şeklinde cevap verilir. Bu kanıt sizin için
yeşil ağaçtan ateş çıkaran, bütün tabiatı yaratan Allah ölülerin benzerini yaratmaya kadir değil mi? İfadesiyle desteklenir. Sure, İslam'ın tevhid ve ahiret inancına bir defa daha vurgu yapan ayetlerle sona erer. Faziletleri. Surenin fazileti hakkında birçok hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan biri, Yasin suresini geceleri okuyan kimsenin günahları bağışlanır mealinde olup, sahih görülmüştür. Her şeyin bir özü, kalbi ve odak noktasının bulunduğunu, Kur'an'ın odak noktasının Yasin olduğunu belirten, Yasin suresinin ölüler için veya ölmek üzere olanların yanında okunmasını tavsiye eden rivayetler ise zayıf sayılmıştır. Yasin suresi sadece ölenlere değil, ölümcül dertlere duçar olanlara da okunmalıdır. Yasin suresini anlayarak emir ve yasaklarına uygun hareket eden diriliyor demektir. Sureler okuyanından değişiklikler ister. İnanışları, anlayışları, ortamları, hal ve gidişlerini gözden geçirmeleri beklenir. Yasin suresini okumak hayatımıza nice güzellikler, sevinçler katar. Yasin suresinin meali. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Ey Muhammed! Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun, onların çoğu üzerine o söz, azap hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apacık bir kitapta, levh-i mahfuzda bir bir kaydetmişizdir. Ey Muhammed! Onlara o memleket halkını örnek ver. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.